Merhaba arkadaşlar, ben Umut. Bugün gençler birlikte çok işinize yarayacağını düşündüğüm bir videoyla karşınızdayım. Bugün gençler sizlerle herkesin sorunu olan işte oyunlarda FPS düşüklüğü veya bilgisayarın bir anda drop girmesi normaldeyken veya YouTube'dayken, yani bilgisayarınızı kısaca yavaşlaması diyebiliriz, yani kasması, donması. Bunlar için gençler güzel sonuçlarım, güzel çözümlerim var. Bu tavsiyeler de gençler gerçekten güzel. Bunların hepsini uygulamanızı tavsiye ediyorum. Programsız kesinlikle. Bilgisayarın kendi özelliklerinden, kendi dosyalarının biriktiği yerlerden onları sileceğiz. Bilgisayarınıza kesinlikle bir zarar gelmeden tabii. Evet, bu arada da masaüstümü görüyorsunuz. Şu anda bu toplu hali, video çekeceğim diye hafiften bir şeyleri sildim, topladım. Yoksa full dolu. Bir de gördüğünüz gibi normalden biraz daha büyük emojimi diyeyim, simgeler. Çünkü çok küçük oldum, yine doluyor ve ekrana bu sefer sıkıntı veriyor. Gözüm yoruluyor yani. Evet gençler, şimdi hemen fazla uzatmadan başlamak istiyorum. Şimdi öncelikle gençler bir çalıştır butonu var biliyorsunuz. Onu açmak için bir dakika, nasıldı ben de unuttum şu an. Neyse, ben şu şekilde kısa yoldan gideyim. Gördüğünüz gibi işte çalıştır kısmı var. Her şeyi buradan halledeceğiz şu anda. Ve size son bir program daha söyleyeceğim. İster yaparsanız ister yapmazsınız. Gördüğünüz gibi burada Black RAM temizleyici var. RAM'inizdeki fazla dosyaları siliyor ve kaybediyor. Gerçekten çok iyi. En son onu yapacağız ama ilk bunları yapmamız lazım. Şimdi gençler buraya geldik. Buraya geldiğimizde şunu şöyle ortaya alayım ben bir saniye. Geldiğimizde buraya yazacağımız şey yüzde işaretini yazıyoruz. Daha sonra temp yazdıktan sonra tekrardan yüzde işareti koyuyoruz ve tamam diyoruz gençler. Bize gördüğünüz gibi böyle bir ekran açıldı. Şimdi bu ekranda bir sürü dosya var. Bende yine az var, ben sürekli temizlediğim için. Bunu yapmayan kişilerde bayağı bir vardır. Yani çok uzun sürebilir silmesi. Geçer, buna bir kere tıklıyoruz. Daha sonra CTRL A yaparak hepsini seçebilirsiniz. Gördüğünüz gibi şu an hepsi seçildi. Daha sonra bunları delete'e basarak sileceğiz. Gördüğünüz gibi bunu tüm geçerli öğeler için yap, atla diyebilirsiniz. Onda sıkıntı yok. Burada kalanlar da geçer silemezsiniz. Bunlar kendi şeyleri. Daha sonra belki silinebilir. Bu bittikten sonra geçer tekrar çalıştır açıyoruz. Ve buraya bu sefer yüzdesiz temp yazıyoruz. Direkt temp. Yazdıktan sonra buna devam diyebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Burada da genellikle fazla işaret olmuyor. Ben bunu yine sildiğim için. Burada yine fazla sizde eşi olabilir. Yine CTRL-A yaparak burayı silin. Gerçekten işe yarayacak. Bakın görürsünüz. Tekrardan çalıştır açtıktan sonra buraya regent yazıyoruz. Gördüğünüz gibi. Direkt regent yazdıktan sonra tamam diyorum. Açılan yerde gördüğünüz gibi son girdiğiniz yerler genellikle olabilir. Son girdiğiniz yerlerde bunları silmiyor bilgisayar. Siz sileceksiniz. Yani bunu da yapın artık diyor. Yine CTRL-A yapıyorum gençler. Delete'e basıyorum. Buradaki her şey de çok güzel bir şekilde siliniyor. Ve gençler daha sonra bildiğiniz gibi bu bilgisayar kısmı var. Benim masaüstümde yoktu. Siz yine masaüstünüzde büyük ihtimalle vardır. Yoksa da arama yerine girerek yapabilirsiniz. En önemli şey. Burada gördüğünüz gibi C ve D diskleri var. Büyük ihtimalle C'yi kullanıyorsunuzdur. Benim bilgisayarımdaki alan şu an 445 GB. Yetiyor bana, kesinlikle hiçbir sıkıntı yok. C'ye geldiğiniz gençler sağ tıklıyorsunuz ve özellikler kısmı var. Buna girmeniz lazım. Girdikten sonra burada aşağıda gördüğünüz gibi diski temizle kısmı var. Buna girelim. Buradaki diskteki gereksiz şeyler sileceğiz. Şu anda bu hesaplanıyor. Diskte ne kadar gereksiz yer olduğunu bize hesaplıyor, tarıyor ve gösteriyor. Evet. Hepsi geldi. Buradakilerin hepsini, kutucukları tek tek işaretliyoruz. İşte geri dönüşüm kutusu, indirilenler falan. Carjur, bunlar çerez, gereksiz şeyler. Bunları sileceğiz. Hepsi seçtikten sonra tamama tıklıyoruz geçer. Ve dosyaları sil diyoruz. Kesinlikle hiçbir sıkıntı yok. Bunlar fazla dosyalardır. Hiçbir zarar vermez yani, kesinlikle. Evet gençler, şimdi devam edelim. Burada denetim masası var bildiğiniz gibi. Denetim masasına bir giriyoruz. Girdikten sonra gençler burada sistem kısmı olacak. Nerede sistem kısmı? Heh, burada. Evet gençler, sistem kısmına girdikten sonra burada gelişmiş kısmı var. Gelişmiş kısmında performans var. Yani bu bilgisayarınızın en üst noktaya çıkarmamız için bunu yapabilirsiniz. İşte mesela ne diyebilirim, görsel efektler, gördüğünüz gibi işlemci zamanlaması, sanal verilik gibi özellikler, bunları sizle düşüreceğiz. Gördüğünüz gibi burada ben özel olarak seçmişim. Burada işte en iyi olanı Windows seçiş kısmı var. Siz en iyi performans istiyorsanız burada en iyi performans için ayarla diyeceksiniz ve bütün kutucuklar kalkmış olacak. Normalde oyunlarda ne FPS alıyorsanız onu %20 arttıran kısım bu kısımdır. Bunu kesinlikle unutmayın. Burada geçen uygula diyerek bunu yapabilirsiniz. Ben özel olarak seçmişim. Bilgisayar yine biraz iyi olduğu için kaldırabilir. Yani bu şekilde performans kısmı, sistemden bunu halledebilirsiniz.
Arkadaşlar şimdi oralarla bizim işimiz bitti. Size son bir program göstereceğim. Bu program sizin RAM'inizi temizleyecek. Gerçekten RAM'inizdeki fazla megabayt, gigabayt ne varsa hepsini alacak. Ve gerçekten de işe yarıyor. Şimdi belirken temizleyici programını ister gezginlerden ister başka yerden indirebilirsiniz. Çok kolay bir program, hemen iner. Kullanımı da çok kolay, şimdi göreceksiniz. Burada gençler gördüğünüz gibi seçenekler kısmı var. Burada tüm işlemleri al kısmı var. Burada her şey çıkıyor. Daha sonra tümünü seç diyoruz. Ve altında da aktif yeri var. Buna bastığımız zaman da seçili olan tüm yerler, hepsi İngilizce tabii, çoğunu belki hiçbirini bilmiyorsunuzdur. Bunlar RAM'deki dosyalar, servis dosyaları. Bunu aktif dediğimiz zaman şimdi RAM'i temizlemeye başladı ve RAM'imizden şu anda 203 MB yer temizlendi. Bunu kesinlikle küçük görmeyin. Gerçekten çok işe yarar. Şu anda bunların hepsini yaptıktan sonra bir oyununuza girmenizi tavsiye ediyorum. Ya da bilgisayarınızı bir kullanmanızı tavsiye ediyorum. Aradaki hızı gerçekten göreceksiniz. Burada tekrarlama kısmı var. Mesela bunu 3 yaptım ben. Tüm işlemler, tüm seç aktif. Evet, RAM temizlememiz devam ediyormuş. Evet, şu an RAM arkada temizlemeye devam ediyor çünkü. Daha demin yatsa bile daha fazla RAM temizleyebilecek özelliğe sahip. Çok konuştum ve nefesim tükendi. Arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Ama en son olarak ben size MasterSystem'deki kullanılan programları da göstermek istiyorum. Çünkü merak eden çok az arkadaş vardı. MasterSystem'de neler var isimli video çekmiştim 3 yıl önce, 2 yıl önce falan. Tabii her şey değişti. Şimdi arkadaşlar şöyle başlarsak, burada benim fotoğraflarım var. Hiç bakmayın ona. Bu video için kullanabilirim bunları. Böyle inerken Old Chrome'umuz var. Old Dust var abi. Old Dust'ı bugüne kadar 50 kere bitirmişimdir. Gerçekten korku oyunu bildiğiniz gibi. Çok seviyorum. Yani speedrun falan da yapıyorum. İşte hızlı bitirmeye çalışıyorum. Oyun gerçekten güzel. Çok seviyorum. Evet, burada Minecraft var. Babaların babası. Auto City gençler. Şu an kullanmıyorum. Genellikle oyun çekerken, oyun videosu çekerken kullanıyorum. Sesim mükemmel alıyorum. Gerçekten. Ses çok güzel alıyor. Bu konuda bunu yapımcılarını tebrik ediyorum buradan gerçekten. Burada metin gelgesi, buraya genellikle video fikirlerini falan yazıyorum, oraya girmeyelim. Şöyle inersek video denemeleri falan, bizim kanalımızın banner'ı, denetim masası, gördüğünüz gibi bendiken bu videoyu kaydettiği program. Bendiken adamdır. Başka kullanmayın. Eskiden Fraps kullanırdım. Gerçekten Allah'ın belası. Bir videoyu 50 GB yapardı. İşte onu ayıklayacağım da sıkıştıracağım da videonun kalitesi de 360p'ye düşerdi. Kötü zamanlarda, evet. Bendiken ama adamdır. Burada OBS var gençler, canlı yayın yapmak için kullanılan program. Canlı yayın yapıyor muyum? Hayır, yapmıyorum ama yapmayı düşünüyorum ileride. YouTube'da da abi, Twitch falan, hiç oraya falan bulaşmam. YouTube adamdır. Yani YouTube kraldır. Altında WhatsApp var gençler. Bilgisayar olduğum zaman WhatsApp'ı açık kalıyor. Şu an kapattım tabii, bildirim gelmesin diye. Yani burada abi klavyeyle tak 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 yazın, gönderiyorum. Telefonu alacağım da WhatsApp işte yanlış aldın, düzeltme yok. Bilgisayardaysanız WhatsApp'ı indirin. Çok güzel. Gene çok hızlı konuştum. Burada RAM temizleyicimiz var, az önce kullandığımız. Abi burada Picasso 3 var. Bunların yazı boyutları, işte yazı tipleri çok güzel. Ama bunu bayağıdır kullanmıyorum. Yanında abi Camtasia var. Bu oyun videolarını çektikten sonra veya bu videoları çektikten sonra montaj programı. Gerçekten bayılıyorum. Ben başka kullanmam. Bunu çok seviyorum. Yanında abi Photoshop programımız var. Küçük resimler hazırladım. Mesela burada görürsünüz ben resmim var. Üstünde de arkası kaybolmuş resim var. Yani PNG mi, PNG mi, öyle bir şey denir buna. Arkadaki resmi falan kaybediyor. Hep bunu kullandım. Başka hiç kullanmadım bugüne kadar. Daha da kullanmam. Bu güzel. Yanında klasörümüz var abi. Bunda arka plan müzikler, işte gereksiz dosyalar. Önemsiz şeyleri buna attım. Masaüstünü temizledim. Zaman buna yapıyorum. Arkadaşlar videom var mı, işinize yaramıştır. İşinize yarayacağını düşünüyorum. Hepsini tek tek uygulayın. Bu tür videonun devamı gelebilir. Bildiklerimi size söylemek istiyorum. Oyunlarda artık 20-30 FPS almayın abi. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.